beni öptü. İçimde bir şeyler oluyor. Nana! Nana, Nana! Aa! Nana, ne oldu? Ay, boğuluyor kızım. Nana, Nana, iyi misin? Bu da ne? Bugün doktorun verdiği ilaç bu. Ben kendimi çok hissediyorum. Şimdi anladım. Emre, çabuk bana bir soru sor. Sen kimsin? Makbuş'un akrabası Nana. İş aramak için İstanbul'a geldim. Peki beni seviyor musun? Hem de hiç. Peki kaç yaşında gösteriyorum? En fazla 30. Oh be, bazen yalan duymak pek güzel oluyormuş. Şimdi her şeyi anlıyorum. Şoker tabii ya. Bu şokermiş. Şoker mi? Evet. Eve gelen doktor şokerdi. Aa, demek o doktor diye gelen şaklaban oydu ha. Nasıl da anlamadık. Ah. İyileşti mi acaba? Yoksa yine oyuncaklı bülkesi diye saçmalayacak mı? Onun suyu iyice ısındı zaten. Hiç merak etme kızım. Anne ya, niye dün eve doktor gönderdin? Çok keseyle tutmuştur şimdi. Of! Her şeye karışma bakayım sen. Günaydın canım. Günaydın. Nana nasıl? Onu da çağırın da yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım. Hangi konuşmamızı? Rica ederim Simge. Şu benim ve Hakan hakkında söylediğin ilginç şeyler. İnanır mısınız? Hiçbirini hatırlamıyorum. Hı? Çocuklar sabah anlattı. O kadar utandım ki anlatamam. Yüksek ateşten olacak. Hakan hakkında ne hissediyorsun? Ben mi? Ne hissedebilirim ki? İyi biri. Peki oyuncaklar ülkesi? Oyuncaklar ülkesi mi? O da ne? Haklısın. Hı. Evet, dün senin çok ateşin varmış anlaşılan. Simge Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Hı. Aslında o ilaç hastalığıma çok iyi gelmişti. Ama etkisi geçiyor herhalde. Doktoru bugün yeniden gönderebilir misiniz? Ne demek? Seve seve. Yeter ki sen çabucak iyileş Nanacığım. Teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Hepimiz senin bir an önce iyileşmeni istiyoruz Nanacığım. Evet. Tam gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı ki. Ama sonra yine düzeldi. Daha etkili bir şey yapamaz mısınız? Şu doktorla bir daha bir konuşsanız. Hay aksi. Çok güçlü bir iksirdi. İlaç da oysa. Ay, demek ki değilmiş ki, etkisi çabucak geçiverdi canım. Siz hiç üzülmeyin. En yüksek dozu kullanmasını söyleyeceğim. Göreceksiniz. Nasıl da her şeyi bülbül gibi şakıyacak. Hadi oyalanmayın o zaman. Hadi. Hadi. Sizin ilaçlarınız gerçekten bana çok çok iyi geliyor doktor bey. Tabii kızım. Ben bu işe yıllarımı verdim. Ya öyle mi? Yalnız ben yeniden çok korkarım. Onu ne olur çekerseniz. Hiç korkma. Ben tam 40 senedir doktorum. Bu süre içinde tam 1.345.677 kere iğne yaptım. Ve inanın hiç kimsenin görseniz canı yanmadı. Gerçekten mi? Abi harika. Gerçekten. Bak şekerim, ben de hiç acıtmıyorum. Acımayacak, geçti. Evet Şoker, durmadan gerçekleri söyleyince bakalım seni oyuncaklar ülkesinde nasıl karşılayacaklar? O kadın yine yaptı yapacak. O kadın Kulina'dan bile tehlikeli. Cadıların kraliçesi. Cadıların cadısı Makbuş. Nasılsın Şoker? Çok kötü. Anladın mı? Çok kötü. Şoker, gerçekten başı gelince yeni bir lunapark yaptıracak mısın? Yeni bir lunapark yaptıracak mısın? Saçmalama, ne lunapark? Ha? Eskisi neyinize yetmiyor? İşim gücüm yok da sizinle mi uğraşacağım?
Ne dedim ben? Çöker, bize vaat ettiğin konfetileri seçimden sonra mı vereceksin? Ne aşk gözlüsünüz be? Ne konfetisi? Ben sizi kandırmak için o vaatleri sıraladım. Şapşallar! Şoker! Neler söylüyorsun dostum? Sen benim dostum falan değilsin. Yalaka sen de. Çekil şuradan. Ama arkadaşız demiştin. Peki Kulina hakkında söylediklerin? Hepsi yalandı. O sadece sizin mutluluğunuz için çalışıyor. Hepsi yalanmış. Ama dünyaya da Lala'yı benden korumak için çok sık gelmeye başladı. Kahretsin! Şoker ne diyorsun? Neler söylüyorum ben? Soru sormayın! Ama soru sormayın! Peki o zaman neden bizim liderimiz olmak istedin? Çünkü burayı ve dünyayı tüm kainatı ele geçirmek istiyorum. Anladın mı şapşal şey? Kulina! Kulina bizi affedebilecek misin? Bu kötü kalpli Şoker'e nasıl dayılandı? Bizi kandırdı. Yalanlarıyla, dolanlarıyla beynimize girdi. Yüce affet. Saçmalamayın aptal yaratıklar. Artık Kulina'nın sihir gücü bile yok ki. Sen öyle san Şoker Efendi.